Başkan Mehmet Tosun yılın son gününde meclis üyeleri ve personeliyle bir araya geldi. Belediyelerin tasfiye sürecine girdiği bu dönemde Konacık Belediyesi'nin kapatılacak olmasından dolayı buruk olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Tosun, duygu yüklü bir konuşma yaparak tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Birbirinizi ayıramadığınız zamanlar var. O yüzden bu süreç içerisinde, bu süreci yaşayarak Tosun, personelden Konacık Belediyesi çatısı altında kalan son 3 aylarını daha çok çalışarak tamamlamalarını ve yarım adaya hizmet etmek için hazırlanmalarını istedi. MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, 2013'ün son gününde çalışma arkadaşlarıyla bir aradaydı. Konacık Belediyesi'nde ekibine yönelik duygu yüklü bir konuşma yapan Başkan Mehmet Tosun, "Yeni bir yıla adım atıyoruz. Sizlerle birlikte 9 yılı, daha doğrusu 10 yılı geride bıraktık. 10. yılımızın son 3 ayında inşallah 2014 yılı içerisinde çalıştıktan sonra belediyemizin de kapandığı bir sürece doğru gidiyoruz. Tabii yeni bir dönem bizim için başlıyor. Aynı dönemde aynı zamanda siz çalışma arkadaşlarım için de başlıyor. Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte de yeni yapı içerisinde, mali idare yapılanması içerisinde artık Bodrum Belediye Başkan adayıyız. Dolayısıyla hepimizin sorumlulukları daha da 2014 yılında artacak. Özellikle bu geçen 10 yıllık süre içerisinde Konacık'taki belediye çalışmalarımızda, belediye hizmetlerimizde göstermiş olduğunuz gayretlerden, üstün çabalardan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz." Başkan Mehmet Tosun, geçen 10 yıllık süreçte sadece hizmet üretmekle kalmadıklarını, sosyal ilişkileri de geliştirdiklerini belirterek çalışma arkadaşlarına şöyle seslendi: "Biz bir aile olduk burada. Yani meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla öncelikle Konacık Belediyesi ailesini tesis ettik. Sonra da 12 bin kişilik Konacık'ta yaşayan insanlarımızla ilişki kurmak suretiyle, onların da belediye desteğini almak suretiyle Konacık ailesini tesis ettik ve bu mutluluk ve gurur tablosu içerisinde 2014 yılına giriyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bugünkü çalışmalarımızın gerisinde sizler varsınız. Ben sadece bir büyüğünüz, bir kardeşiniz olarak öne çıkan arkadaşınızım. Seçimle iş başına gelmiş, bu işi yönlendirmeye çalışan bir arkadaşınızım. Ama Konacık'taki bu 10 yıllık belediyecilik serüvenin arkasında sizler varsınız. Bunun arkasında emek var, sevgi var, hoşgörü var. Gece gündüz çalışılan, ailelerinizi ayıramadığınız, birbirinizi ayıramadığınız zamanlar var. O yüzden bu süreç içerisinde, bu süreci yaşayarak gurur ve mutluluk içerisinde şu anda 2014 yılına gidiyoruz. Bu süre içerisinde benim sizi ihmal ettiğim noktalar olabilir. Ailemi de ihmal ettiğim noktalar var. Çünkü belediyecilik çok farklı bir iş arkadaşlar. Neredeyse yaşamımızın 24 saatini bu uğurda harcadık 10 yıllık zaman içerisinde. Ondan dolayı da zaten şu anda Bodrum genelindeki vatandaşlarımızın teveccühüyle, ilgisi alakasıyla karşı karşıyayız. Onun için sizin belediye başkanınız şu anda Bodrum Yarımadası'nı yönetmek üzere yarışta. Yani bunu da o gece gündüz 10 yıl içerisinde harcadığımız emeğe, sevgiye borçluyuz. Beşeri ilişkilere borçluyuz. İnsanımızla olan irtibatımıza borçluyuz. Onun için biz bir adım öndeyiz. Ve şu anda Bodrum Yarımadası'nın yeni belediye yapısında yönetmeye talibiz. O yüzden ben bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyorum." Konacık Belediyesi'ni belediyecilik alanında bir okula benzeten Başkan Mehmet Tosun, "Sizden bir fedakarlık daha istiyoruz. Şu son 3 ayımızı yine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konacık halkına hizmet etmek üzere geçirelim ve beni de en iyi şekilde temsil edeceğinizi düşünüyoruz. Ama şunu kesinlikle söylüyorum arkadaşlar, gururla, mutlulukla, huzur içerisinde şu anda 2014 yılına giriyoruz ve bu seçimleri de alacağız. Başımız dik bir şekilde Bodrum Yarımadası'nın hizmetine devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Gelişen olaylar, etrafınızda cereyan eden söylentiler sizi etkilemesin. Daha çok çalışmak üzere azminizi arttırsın. Ben şahsen öyleyim şu anda. Aralıksız çalışmaya devam ediyoruz ve Bodrum Yarımadası'nın tamamından aldığımız izlenimler çok iyi. İnşallah Bodrum Yarımadası bizimle birlikte hak ettiği yere kavuşacak ve insanımız daha mutlu olacak.
Sizler de daha mutlu olacaksınız. Bakın, gurur ve mutluluk içerisinde şu anda 10 yıldan bu yana personel maaşlarını veren, personelimizle iyi ilişkiler içerisinde olan ve her geçen gün bir belediyecilik okulu gibi arkadaşlarımızın kendini geliştirdiği, daha iyi noktaya taşıdığı bir süreç yaşadık. Ve Konacık Belediyesi, ben iddia ediyorum, evet, belediyecilik adına bir okuldur. Sürekli eğitim faaliyetinin de yaşandığı bir yerdir. Bu işin merkezidir. Ve artık Bodrum Belediyesi'ni bu işin merkezi yapacağız. Hep birlikte Bodrum Yarımadası'nı yöneteceğiz. Ben tekrar bugüne kadar gayretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza, ailelerinize çok selam söyleyin. Bu 10 yıllık süre içerisinde benim kendi ailem ve sizleri ihmal ettiğim gibi sizin de çalışma gayreti içerisinde olduğunuz süre içerisinde kendi ailelerinizi ihmal ettiğinizi, yeterince zaman ayıramadığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar 3 ay daha sabredeceğiz. İnşallah ondan sonra her şey daha güzel olacak. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyorum. Ailelerinize çok selam söyleyin ve 2014 yılına daha dinamik, daha enerjik ve performansımız daha artacak şekilde başlayacağız arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Uzun süre alkışlanan konuşma sırasında bazı belediye çalışanlarının duygulandıkları, gözlerinin dolduğu görülürken Başkan Mehmet Tosun, belediye meclis üyelerinin, birim amirlerinin ve personelinin tek tek yeni yıllarını kutlayarak çikolata hediye etti. Bayanlardan mı devam edelim? Bak, böyle centilmen birim amirlerimiz var. 2013 yılının son günü Konacık Belediyesi önünde aile fotoğrafı çektirildi.